Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli öğrencilerimiz, dördüncü kitabın beşinci ünitesinin ikinci metnini işliyoruz. Bunun Türkçe anlamını vereceğiz. Tabi metin güncellendi. Güncellenen metni işleyeceğiz. Ünitenin başında güncellenen kelimeler olduğu için ilk önce kelimelerin anlamını verelim. Sonrasında da metnin anlamını veririz. Med'uvun davetli demek. Da'a davet etti. Med'uvun davet edilen anlamına geliyor değil mi? Velime düğün yemeği. E'adde hazırladı. İste'adde mesela hazırlandı. E'adde hazırladı ya da haddara, cehheze de diyebiliriz. Şehiye iştah açıcı, lezzetli demek. Et'ime şehiye, lezzetli yemekler mesela. Tabak, atbak, tabaklar. Kubep, kebap, bunun müfredi kebabun, cemisi kubep oluyor. Mahşiyun, dolma, dolmalar değil mi? Haşeve, yani doldurmak demek. Bazincan, patlıcan. Kuse, kabak. Cezer, havuç. Mufaddal, faddale tercih etti. Mufaddal, tercih edilen. Taamiyel mufaddal, tercih ettiğim yemek, favori yemeğim. Değil mi? Yugazzi, gıda veriyor anlamında. Gazza, yugazzi. Leziz, lezzetli. Makdonis, maydanoz. 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 Sanavber, çam fıstığı. Tevabil, baharatlar. Baharat. El cu, eş'uru bil cu. Mesela açlık hissediyorum. Bu açlık. Sıfat değil de bu isim, yani durumu belirtiyor. Açlık durumu. Eş'uru bil cu'. Ama ben açım dediğimizde ne diyoruz? Câi'un. Aç adam mesela raculun câi'un. Velakin er-raculu yeş'uru bil cu'. Adam açlık hissediyor. Acıkmış şeklinde söylüyoruz. Tebbule, bu da kısır. İşte bizim Türkçe'de bildiğimiz kısra benzer bir şey. Tabi isimler değiştirilmez. Bunun adı tebbuledir yani. Şay, şarabun, içecek. Yeğli, kaynıyor anlamında. Üçüncü satıra bakarsak orada. Tuhazzinu nedir? Hazzene, yuhazzinu depoluyor. Tuhazzinu depoluyor anlamında. Hedde'e yuheddi'u sakinleştiriyor. Hudu. Hedde'e yuheddi'u. Bakkal, işte bakkal, şatıra, şatara ortasını ayırmak demek. Bu da işte sandviç. Ataş, susuzluk. Eş'uru bil ataş, susuzluk hissediyorum. Bu durumu belirtiyor değil mi? Susuz olma durumunu. Ama adam susuz dediğimizde ne diyeceğiz? Atşanun, ene atşanun, ben çok susuzum anlamına geliyor. Kelimelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi metnimizin anlamını da veriyoruz. Daha önce okumuş, tekrar etmiştik, dinlemiştik. Şimdi de anlamını verelim. Hazırsanız. Eşşayu şarabun alemiyyun yeşrabuhul egniyâu vel fukara. Çay nedir? Zenginlerin ve fakirlerin içtiği evrensel bir içecektir. Tamam mı? Eşşayu şarabun. Çay bir içecektir. Nasıl bir içecektir? Alemiyyun. İşte evrensel bir içecektir. Yeşrabuhu, onu içiyor. El agniyâ-u zenginler vel fukara ve fakirler. Bu alemiyun kelimesinden sonra gelen şu cümle, bu alemi kelimesi nekre olduğu için ondan sonra gelen cümle onun sıfatı oluyor. Yeşrabuhu, onu içiyor zenginler ve fakirler. Nasıl diyoruz? Çay zenginlerin ve fakirlerin içtiği evrensel bir içecektir. Ve evvelu men arafehu, onu tanıyan kimsenin ilki es-Sıniyûn, Çinlilerdir. Onu bilen ilk kişi Çinlilerdir. Tamam? Men arafehu, onu bilen kimsenin ilki. Yani onu bilenler, ilk tanıyanlar Çinlilerdir. Ve kıssatu iktişafihi, onun keşfedilmesinin kıssası, hikayesi de şu şekildedir. Ennel imparatora Sini, Çin İmparatoru Xin'in, onun ismi, adamın ismi.
Şintuanç diye geçiyor hatta başka bir kitapta. Kâne ye'muru hâdimehu. Bu Çin İmparatoru Şin hizmetçilerine emrediyordu. En yeğliyel mâe, suyu kaynatmalarını. Kable en yeşrabehu, onu içmeden önce. Liyekûne nazifen, temiz olması için. Tamam. Neymiş? Çin İmparatoru Şin hizmetçilerine suyu içmeden önce temiz olması için, temiz olması için suyu içmeden önce suyu kaynatmalarını emrediyor idi Çin İmparatoru. Kâne ye'muru, emrediyor idi hadimehu, hizmetçisine. En yeğliyel mâe, suyu kaynatmasını emrediyordu. Ne zaman? Kable en yeşrabehu, o suyu içmeden önce. Buhu suya gidiyor değil mi? Niçin? Liyekûne nazifen, ha, temiz olması için içmeden önce suyu kaynatmasını hizmetçisine emrediyor idi. Hikaye başladı. Ve marraten, bir defasında, sekatat varakatu şayi, çayın yaprağı düştü, fi fincanil imparator, imparatorun fincanının içine çayın yaprağı düştü. Bakın siz şimdi şu işe. Tamam. Sonra felahazal imparator. İmparator fark etti. Fe. Bak. Ve marraten sekatat varakatu şay. Çayın yaprağı imparatorun fincanının içine düştü. Fe. Bunun üzerine hemen peşinden. Felahaza. Anladı. İmparator anladı. Fark etti. Tegayyura levnil mâi. Suyun renginin değiştiğini anladı. Fe bunun üzerine, yani bu fe böyle oldu, sonra böyle oldu, peşinden hemen böyle oldu. Suyun renginin değiştiğini anladı. Fe bunun üzerine zâkahu, onun tadına baktı, onu tattı. Zâka tattı, hu onu, o içine çay yaprağı düşen suyu tattı. El imparator, imparator onun tadına baktı. Fe ne yaptı? Hemen ehabbe. Ve sevdi. Ta'mehu leziz. Onun lezzetli tadını sevdi. Ve raihatehu, kokusunu. El mun'işe. Onun ferahlatan kokusunu sevdi. Tamam. Bir defasında çay yaprağı fincanı, imparatorun fincanına düştü. İmparator suyun renginin değiştiğini fark etti. Bunun üzerine imparator onun tadına baktı. Ve onun lezzetli tadını ve ferahlatan kokusunu sevdi. Ve kâne, oldu. İdi demeyelim de oldu diyelim. Ve kâne evvele racunin, ilk adam oldu. Arafe şâye fil âlem. Dünyada çayı tanıyan adamın ilki oldu. Böyle demeyelim, ne diyelim? Dünyada çayı tanıyan ilk adam oldu. Aslında burada adamın ilki yazıyor ama biz Türkçe'ye bu şekilde ifade etmemiz güzel olmuyor. Çayı bilen ilk adam oldu. Sümme inteşarat ziraatuhu, onun ziraati yaygınlaştı. İnteşarat yaygınlaştı. Fil yabani, Japonya'da. Vel hindi, Hindistan'da. Ve Seylan. Sonra onun ziraati Japonya'da, Hindistan'da ve Seylan'da yaygınlaştı. Yayıldı. ثُمَّ اَنْتَقَلَ اِلَى الْبُلْدَانِ الْاُخْرَى, sonra başka ülkelere taşındı. İntakale, intikal etti, geçti değil mi? Onun ziraati ya da çay işte başka ülkelere geçti. Fe ne yaptı? فَشَرِبَهُ, onu içti ennas. Ve onu insanlar içti. فِي كُلِّ مَكَانٍ, her yerde. Ve onu her yerde insanlar içti. Ve onu insanlar her yerde içti. Her yerde insanlar içmeye başlamış. Ve asbahat tezra'uhu. Tezra'uhu onun ziraatini yapıyor, ekiyor. Mu'azamu biladil alem. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu. Mu'azam tamamı değil de neredeyse büyük çoğunluğu. %80'i 90'ı gibi. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu onun ziraatini yapar hale geldi. Ziraatini yapmaya başladı. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu onun ziraatini yapar oldu. Ve tuhazzinuhu. Ve tuhazzinuhu, depoluyor hu onu.
ve onu depolar oldu. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu onun ziraatini yapar oldu ve ziraatini yapar ve depolar hale geldi. Tabi sadece ziraatini yapmak değil, onu korumak, depolamak da önemli. Ve şayu mufidun, çay faydalıdır. Fehuve, çünkü o, neden faydalı? Bak, çünkü o yuneşşitu dimağa, beyni aktifleştirir. Yuneşşitu yani yecaluhu neşitan, onu neşat değil mi? Neşat, yuneşşitu aktif hale getiriyor. Dimağa, işte beyni. Beyni aktifleştiriyor. Zihni böyle aktif hale getiriyor. Değil mi? Onu dinçleştiriyor. Ve yusaiduhu, ona yardım ediyor. Alel amel, çalışmasında ona yardım ediyor. Çayın faydaları bunlar. Ve yuheddiu, sakinleştiriyor. Hudu, sakinlik. Hedde, sakinleştirdi. Yuheddiu, sakinleştiriyor. Ve yuheddiul asabe eden, aynı şekilde sinirleri de sakinleştiriyor diyor. Çayın faydaları bunlarmış. Çay faydalıdır çünkü o zihni dinçleştirir, çalışmasında ona yardım eder. Aynı şekilde sinirleri de sakinleştirir diyor. Bazı kelimeleri vurgularsak arkadaşlar, şarabun alemiyun evrensel, uluslararası bir içecektir. Değil mi? Ganiyun egniya, fakir fukara. Bu kelimelere de dikkat ediyoruz. Kâne ye'mur hadimehu, hizmetçisine emrediyor. En yeğliye, kaynatmasını, elmâe, suyu kaynatmasını. Liyekûne nazifen, temiz olması için. Sakatat, düştü demek. Varakatü müennes olduğu için sakatat olmuş. Lâhaza, anladı. Bu fe'ler de yani o düştü, hemen peşinden o fark etti, anladı demek. Ne anladı? Tegayyura. Tegayyara, değişti. Tegayyur, değişmek. O ismin mastarı değil mi? Tegayyara, yetegayyaru, tegayyur. İsim yani bu. Suyun renginin değişmesini fark etti. Fe, bunun üzerine zaqa, tattı. Hu, onu tattı diyor. Ta'mehu leziz, tam tadı demek. Ta'am, yemek bak. Ta'me, tadı anlamına geliyor. Burada cezim var değil mi? Sükun, ta'me. Tadı, hı, o çayın tadı, leziz, onun lezzetli tadı. Ve raihatuhu, kokusu, el munayşe, böyle ferahlatan hoş kokusu hoşuna gitmiş. Ve kâne evvela raculun, ilk adam olmuş, arafe şaye fil alem, dünyada çayı tanıyan ilk adam olmuş. Sümmen teşerat ziraatuhu fil yabani vel hindi ve seylan, inteşerat, yaygınlaştı anlamına geliyor. İntakale, taşıdı. Nekale, taşıdı. İntakale, taşındı. Bak, neşara, yaydı. İnteşara, yayıldı. Nekale, taşıdı. İntakale, taşındı anlamına geliyor. Tezrahu, onun ziraatini yapıyor. Esbahat tezrahu, onun ziraatini yapar hale geldi. Hazzene, yuhazzinu, tehzin, depolamak, depoluyor. Mufidun, faydalı. Yuneşşitu dimağa, zihni aktifleştiriyor. Ve yuheddiu, sakinleştiriyor. Şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu metinle ilgili sorularımız vardı. Siz bu sorulara çalıştınız. Cevaplarını hazırladınız değil mi? Şimdi kontrol etmek için bakalım. Cevaplamayanlar lütfen videoyu durdurup cevaplasın. Ondan sonra cevaplarını buradan kontrol edelim. Evet, cevaplarını hazırladınız. Bakalım neymiş bunların cevabı. Men evvelu men arafe şaye fil alem. Çayı tanıyan kimsenin ilki kimdir? Öyle demeyelim de ne diyelim? İşte çayı tanıyan ilk kişi kimdir? Kimdir o? Huve, o kişi. El imparator Sini Şinun Tuanç. Çin imparatoru Şin'dir diye devam edebilirsiniz. Ma kıssatu iktişafi şay. Çayın keşfedilme kıssası nedir? Kıssatu iktişafihi, işte ennel imparatora sıniye şinun diye devam ediyor diye oradan şey yapabilirsiniz. Bakınız burada geçiyor. Ennel imparatora sıniye şinun kâne ye'mur hadimehu en yeğliyel mâ kable en yeşrebehu liyekûne nazifen ve marraten sakatat varakatü şâhi fî fincanil imparator felâhaza tegayyura levnil mâ'i
فذاقه الامبراطور فأحب طعمه اللذيذ ورائحته المنعشة وكان أول رجل عرف الشاي في العالم. Burası bu soru için cevap olabilir. Tamam. Eyne inteşarat ziraatü şay. Çayın ziraatı nerede yaygınlaştı arkadaşlar? İnteşarat ziraatuhu fil yabani vel hindi ve seylan thumme entekale ilel buldanil uhra. Sonra bütün ülkelere yayıldı. Hatta inteşarat ziraatuhu fi Türkiye fi mıntıkati bahril esfet fi medineti Rize. Ma fevaidu şayın faydaları nedir arkadaşlar? فهو ينشط الدماغ beyni çalıştırıyor ve yusaiduhu alel amel çalışmasına yardım ediyor ve yuvedi el asab eydan ve sinirleri sakinleştiriyor aynı şekilde. Hel tuhibbu şaya çayı seviyor musun? Naam uhibbu şaya kesiran. Naam bitakid değil mi? Uhibbu şaya kesiran çayı çok seviyorum. Lennel etrak çünkü Türkler la yaişuna biduni şay. Çaysız yaşayamazlar şeklinde cevap verdik arkadaşlar. Bu dersimizi de ne yaptık? Burada tamamlamış olduk. Nerakum fid dersil kadim. Ma'asselame. Heni'en lekum fi şurbi şay. Ma'asselame.